Yaz sıcaklarıyla birlikte su kanallarında ve göllerde serinlemeye çalışanlar ne yazık ki sonu ölümle biten olayların yaşanmasına neden oluyor. Havaların da sıcak olmasıyla birlikte maalesef her yaz olduğu gibi bu yaz da ölüm haberleri artmaya başladı. Onca üzücü olay ne yazık ki bu gençlere ders olmuyor. Denize evleri uzak kalan gençler de akıntılı su kanalına girerek serinlemeye çalıştı. Bu sıcakta ne yapalım? Antalya sıcakları, bize yüzmeye geldik. Usul nereye gidiyor biliyor musun? Denize gidiyor. Sıcaklıktan kurtulmak için serinliği su kanalında buldular ama yaşadıkları tehlikenin farkında bile değiller. Termometrelerin öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdiği Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki su kanalına giren daha yaşları 18 bile olmayan gençler akıntı olmasına karşın tehlikeyi göz ardı edip serinlemek istedi. Abi tehlikeye de alıştık, ne yapalım artık? Bu sıcaktan Antalya'ya alıştık. Deniz uzak mı size buradan? Deniz uzak kalıyor, bayağı uzak kalıyor. Oraya gitmek yerine burada Aynen serinlemek. öyle. Su bayağı soğuk ya. Bir tehlikeli değil mi? Akıntı var. Vallahi alıştık ya. Alıştın mı? Akıntı nasıl, götürüyor mu bayağı? Akıntı fazla çekip götürüyor çekiyor ya. Da yani fazla o taraflara gitmesen bir şey olmuyor yani. Su sıcaklığı 12, derinliği ise 3 metreye kadar yükselen kanalda atlayışlar gerçekleştiren gençler uzun süre suda vakit geçiriyor. Boğulmaktan korkmuyor musun diye sorulan gençlerin cevabı ise hep aynı. Abi biz burada doğduk büyüdük, ne yapalım artık? Aynen, Allah'a güvenip atlıyoruz suya. Korkmayacaksın ki başına gelmesin. Evlerinin denize uzak olduğunu belirten gençler serinlemek için başka çarelerinin olmadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ise 17 yaşındaki Sezgin Andariman yine aynı bölgeye yakın bir noktada serinlemek için kanala girmiş, akıntının etkisiyle gözlerden kaybolmuştu. Kanalda ekiplerce 5 gün boyunca aranan gencin yosunların arasında cansız bedeni bulunmuştu.